Yarın seçim var. Bir kez daha pazar günü sandığa gidiyoruz ve bir kez daha yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere oy kullanacağız. Milli irade neye hükmeder, onu sandıklar açıldığında göreceğiz. Sonrasının neler getireceğine, neler götüreceğine şimdiden kelam etmek zor. Ki doğru da değil, fikri beyan tarafgillik oluşturur. Seçme ve seçilme hakkı, sorumluluk ihtiva ettiği gibi icrası yurttaşlık görevidir. Ülkenin ve milletin istiklali, istikrarı, istikbali sandığa gidip oyumuzu kullanmamız gerekir. Tercihiniz kimden yana olursa olsun, önemli olan seçtiğin ya da seçmediğin noktasında iradenizin karar kılıcı olmasıdır. Onun için de oy vermede imtina etmemeliyiz. Gelirsek seçim öncesine. ilk turun sonuçları ile alakalı konuşmayan kalmadı. Lakin yaşananların oluşturduğu politik cıvıklığı ülkenin siyasi tarihinde gördüğüm ve yaşadığım hiçbir seçimde görmedim mevcut hali. Denir ya her türlü melanet icra edildi. Yalanlar mı? iftiralar mı? Hakaretler mi? Küfürler mi? Montajlı montajsız kasetler mi? Sosyal medya itibarında itibar suikastleri mi? Envay çirkinliğin, rezilliğin, yalanın ve dolanın bini bir para misali yaşandı, yaşatıldı. Politik ve ideolojik söylem ve eylemlerde meseleleri adeta tuz biber oldu. Siyasi safların değişkenliği, yaşananların sirayetiyle doğal olarak vatandaşın da kafası karışıyor. Seçmende kime inanacağını, kime güveneceğini, kimin neyi amaçladığını, neleri hedeflediğini şaşırmış durumda. Bir oya ulaşmak, bir koltuğu elde etmek, seçmeni devşirme adına siyasilerin sergiledikleri döneklikler. Aldatan aldatana seçmenin vekil tayin ettiği temsiliyeti ihtirasına kurban eden edene. Öfkenin, kinin, garezin akıl tutulması yaşattığı oluşumların celladına aşık olmuş gibi biat edişleri. Yani vahim bir belirsizlik der bunlar mı bizi yönetecek diyor insan. İşte bu zikzaklı siyasi seyir üzdü, üzüyor bizleri. Ama tüm bu çetrefilli siyasi atmosfere rağmen seçmenin dirayeti ve sağduyusuyla olgunluk arz edici ferasetiyle ve tavrıyla sağ salim atlattık. İnşallah yarında hiçbir şey yaşanmadan huzurla, güvenle ve istikrarla sonuçlanır. Tabii uyanık olmamız lazım. Kışkırtmalara, provokasyonlara, sokağa ve seçmeni karıştırma çabalarına aman ha aman prim vermeyelim pür dikkatli olalım. Netice itibariyle pazar günü sandığa gideceğiz. Sakın ola politikacılara, sergilenen siyasi tezgahlara, dönekliklere öfkelenip sinirlenmeyelim. Ve de sandığa gitmeme gibi bir düşünceye de girmeyelim. Üşenilmesin, boş vermişlik içerisinde rehavete girilmesin. Eğer ki tembelliğe irade temsiliyetinden imtina edersek, bilmiş olalım ki büyük bir vebel altına girmiş oluyoruz. Pek tabii ki ortaya çıkacak tabloya da şikayet etme hakkımız kalmaz. Hiçbir mazeret kabul değil ve hiçbir gerekçe de milli iradenin temsiliyetindeki yurttaşlık görevi Yerine getirmemeye libas edilemez. İlla ki o görev yerine getirilecektir. Demokrasinin kökleşmesi, eşitliğin, özgürlüğün, hürriyet kazanması, sosyal ekonomik refahın büyümesi, en önemlisi de Türkiye'nin istikrarlı yarınları için. Hadi bakalım sanda oyumuzu kullanmaya gidiyoruz. Gün ve söz milletindir. Beş yıl vaktiniz var. Neye mi? Tabii ki parlamenter sisteme dönüşü nasıl sağlayabileceklerine. Öyle ya dereyi görmeden paçayı sıvar noktasında bir seçim vaadiydi. Seçilmeden seçim sözü verdiler. Ancak o sözde o hayalde milli iradeden zılgıt aldığı için suya düştü. Ne diyelim yeniden istişare ve kafa yorma adına meseleyi çare arayabilirler. Nasıl olsa önlerinde beş yıl kadar uzun bir zaman var. İlke ve duruş. Şimdi Ümit Özdağ'ı görmeyeceksin. Zafer Partisi'ni görmeyeceksin. Yedi şartlı protokole görmeyeceksin. Ve kendilerine yönelik her türlü söylemi duymayacaksın. Sonra da bila istisna biat ederek o safta oy tercihinde bulunacaksın. Ve tüm bunlara ilkeli duruş libasını giydireceksin. Hele ki ortada Kılıçdaroğlu'nun sırrı sakaka o derin adamdır yakıştırması varken kabulü mümkün mü? Hangisi yalan? Gel gelelim HDP'li Zafer Partisi'ne Kılıçdaroğlu'nun son düzlükte verdiği sözün hangisi yalan? Ümit Özdağ'la 7 maddelik ıslak imza içeren protokol mu yalan? Yoksa Sakık'ın beyan ettiği sözü olarak verilen sözler mi yalan? Sizce yazılı mı, sözlü mü makbul? Neyse tüm taraflar birbirlerine yönelik faşist söylemlere takılmıyorlar. Günün sözü, duamız, sandığın kazananı, milli iradenin bizzatihi kendisi olsun. Görüşi önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur etotmail.com, WhatsApp 0532 286 7370, Twitter etÖmer Büyük Timur